Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun elektrik kesintileriyle elektrik üretiminde var olan sıkıntıların araştırılması, enerji arz güvenliğini sağlanması için yapılacakların belirlenmesi amacıyla verdiği önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini arz etmek için söz aldım. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. Öncelikle önerge sahibi arkadaşları tebrik ediyorum. Şu açıdan güncel bir konu. Burada tartışılmasının önemi var. Kayıplar var. Bunu da dikkate almak lazım. Şimdi özellikle ifade edilen şey, aşırı yağış ve fırtınanın elektrik iletim hattında yol açtığı arızaların giderilmesi, fabrikalara elektrik verilemediği, nakil hattı kopması ve arızaları, fabrikaların üretime ara verdikleri, siber saldırılardan bahsedildiği ifade ediliyor. Hükümet de bunları gerekçe gösteriyor. Şimdi meslek odalarının bunu bir plansızlık olarak addettiğinden ve doğalgaz probleminden bahsediliyor. Sektörle üretim mutlaka etkileşimi çok önemli. Öncelikle enerji talebi hızla artıyor. Son 15-16 yılda üretim 125 milyar kilovat saatten 270'e yükseldi. Maliyetini şayet bir tarafa bırakırsanız bu büyük bir problem gibi gözükmedi. Ama problem vardı. Zaman zaman takdir ettiğimiz kürsülerden enerji politikalarını tenkit etmemize rağmen bunu ifade ettim. Elektrik enerjisi talebi ve üretimi büyümeden hızlı artıyor. 2000 yılından bu yana ortalama %5 üretimi ve tüketimi artıyor. Doğalgaz üretiminin elektrik üretimindeki payı 2001 ila 2014 arasında %40-50, 2015'te %38, 2016'da %36'ya düşüyor. Arz güvenliği enerji üretiminde önemli. Doğalgazda %98 dışa bağımlıyız. Arz güvenliği açısından problem gelecekte önemli ve büyük gözüküyor. Bu nedenle yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok yönelinmesi lazım. Bu her zaman söyleniliyor. Strateji belgelerinde yer alıyor ama istenilen ölçüde gitmiyor. Yatırımcının önündeki engeller ortadan kaldırılmıyor. Rüzgar, jeotermal, güneş yatırımında geçen dönemlerde 5 problem olduğu vardı. Sektör temsilcileri geldi. Bu 5 problem değişti mi dedim. 5 problem aynen duruyor dedi. Benim de söyledim, AKP'ye oy vermeye devam edin. Problemlerle yaşamak istiyorsanız dedim. Bunu net bir şekilde de söyledik. Şimdi teknik ve hidrolik kaynaklarda kullanmaya gayret ediyoruz. O da tamam. Bu sağlıksız yapıyı ne yapmamız lazım? Tamir etmemiz lazım. Siz özelleştirme yaptınız AKP olarak, hükümet olarak. Özelleştirmeyi kaynak temini için yaptınız. Sayın Bakan, siz buradasınız. Aslında özelleştirmenin amacı neydi? Arz güvenliği, rekabet, yatırım, verimliliği artırmak, tüketiciyi memnun etmek. Ama görüyorum ki yaptığınız özelleştirmelerde özelleştirmenin amacından daha çok kaynak sağlama amacı öne çıkmış. Elektrik üretim ve dağıtım özelleştirmesinden 2008-2013 yılları arasında dağıtımda işletme hakkı devri yaparak özelleştirme yaptınız. 18'ini özelleştirdiniz bölgeyi. Elektrik üretiminde kuruluş gücü düşük. Şimdi bu 12.7 milyar dolar HES'lerle başlayan özelleştirmeler 2012'den itibaren termiklerle devam ediyor. 9.6 milyar dolar, sonra da 3 milyar TL özelleştirme yaptınız. Dağıtım %100'ü özel sektör eliyle, üretimde %74'ü özel, kalanı kamu. Kalan dolarla mı yapacaksınız, TL ile mi yapacaksınız? Şimdi bunu bir bilmek lazım. Ben doğalgazdan şikayetçiyim, böyle bir eziyet olmaz. Hakikaten müşteri memnuniyeti orada çok sıkıntılı bir hal almış vaziyette. Diğer de dağıtımda da baktığınız zaman kayıp kaçak olayı meydanda, bu rezalet bir durum. Şirketler dövizle borçlanıyor, para yetmiyor,
kaynak yetiştirmeye çalışıyorlar. 2013'ten bu yana dövizde yaşanan gelişmeler bu şirketleri zora soktu. Bu şirketlerin 2015-2023 arası nakit açığı 7.1 milyar dolar. Üstelik 2016 kur farkı da hariç. Bu kur riskine karşı hiçbir önlem alınmamış. Zararlar tüketicinin üstünde. Kayıp kaçaktan sonra bir de batak devri başladı. Bu da vatandaşa özelleştirmede millete abanmış vaziyettesiniz. Bankaların kullandırdığı kredi içinde ciddi bir risk var. 2023'e kadar bu rakam piyasada konuşuluyor. Şimdi bankaların sermayelerine bakın. İlk 10 büyük banka, bir de dağıtım şirketlerinin ödenmiş sermayeleri ne kadar, ona bakın. Çok yüksek sermayeyi buraya yatırttınız. Ne yapıyorsunuz? %2-3 kar marjıyla çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Üretim şirketlerinin sermayeleri dağıtımdan daha az. Bu da problemli. Şu en büyük özelleştirmeye parayı alıyorsunuz. Şirketler zarar yazmaya başlıyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu aynı zamanda bu şirketler bankalardan dövizle borçlandığı için bankacılık sistemi de perişan ediyor, sıkıntıya sokuyor. Şimdi biraz önce Baki Bey kardeşimiz söyledi. Mersin'de 10 gündür bir köye elektrik gitmiyor. Peki kaç yılında bu köye elektrik geldi diye sorduk dedi. 74-75. O tarihten beri hiç 10 gün elektrik kesildiği oldu mu? Olmamış. Şimdi nereden olaya bakarsanız bakın, mantıklı yaklaşmak lazım. Bunu niçin söylüyorum? Bakım onarım işlerini ne yaptınız? Özelleştirmeye çalışıyorsunuz. Maliyeti düşürdük diyorsunuz. Ya kalite? Planlama ne yaptı? Düzeldi mi? Planlama yok. Adana'da işte kesinti sıkıntıda, Mersin kesinti sıkıntıda. Gerçekten sistem şu anda kalp krizi geçiriyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Aksaklık burada. Bunu sadece iletim hattı koptu diyerek veya yeterli enerji yok, bu soğuktan oldu diyerek söylemek mümkün. Bir onarım programınız var mıydı? Bu kışın nasıl geldi? Bu kışta bununla nasıl karşılaştık? Bunların bilinmesi lazım. Biraz önce bir gazetede baktım. Bir saat kesintide 18 milyon TL Türk ekonomisinin kaybı var. Elektrik kesintilerinin sanayiciye vurduğu darbe Türkiye ekonomisini de kuşkusuz sarsıyor. Bütün Türkiye'nin sanayisi bir saat elektriksiz kalsa zararı 18 milyon lira olacağı hesaplanıyor. Şu anda bu çapta bir kesinti yok ama ülke sanayisinin yoğunlaştığı Marmara'daki kesintiler zararın hiç de azımsanmayacak boyutta olduğunu gösteriyor. Kesintilerin ardındaki sebep araştırılmalı. Teknik mi, arıza mı, fiyat yükseltme çabası mı, doğal gaz santrallerinin devre dışı kalması mı, doğal gaz çevrim santrallerinin elektrik üretimindeki payının düşmesinden mi? Fakat son iki haftada bu payın önemli ölçüde düştüğü ifade ediliyor. Burada problemler mi var? Yoksa doğudan gelen elektriğe aşırı yüklenme mi var? İş dünyası ile kendilerine olağanüstü bir durum yaşandığı bilgisinin verildiği üzerinde duruluyor. Şimdi kesintisinin süresi bildirilse bu kadar kötü etkilenmezdik diyor sanayici. Şimdi bir başka şey, organize sanayi bölgelerini ikiye üçe böldünüz. Vatandaş diyor ki elektriği bu sanayi bölgeleri arasında gezdirmeye başladılar. Yetmiyor da ondan. Kesintiler nedeniyle farklı uygulamalarla durumu en hafif şekilde atlatmanın yolları aranıyor. Biz bu nedenle zaten bir araştırma önergesini özellikle özelleştirmeye ilişkin enerji sektöründe imzaya açtık. Sanıyorum bu hafta vereceğiz. Onun da gündeme alınması için gayret gösteriyoruz.
Ben yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Ayhan.